İzleyenler, Yakından Hukuk yeni bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Öncelikle ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rona Aybay hocamız ile insan hakları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hocam günümüzde herkes tarafından bilindiği düşünülen insan haklarının genel olarak bilinen dışında esasen ne gibi yönleri olduğu ile başlayalım dilerseniz programımıza bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir başlangıç oldu sorunuz için teşekkür ederim çünkü insan hakları gündelik yaşamımızda işte dergi, gazete, televizyon programı gibi medya araçlarında çok sık sözü edilen ama e, doğrusunu isterseniz çoğu zamanda e, içerikten yoksun e, gerçek anlamdan uzak anlamlar verilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. E, ben önce e, bu konuda çok değerli bir romancımız e, olan Yaşar Kemal'in e, bir saptamasıyla Söze başlamak istiyorum. Bu e, yanlış kullanıma örnek olarak değil, tam tersine doğru kullanıma örnek olarak insan hakları konusunda. Evet. Hocam. Yaşar Kemal bir yapıtında, Ağacın Çürüğü isimli yapıtında şöyle bir e, tanım veriyor insan haklarına. Aynen okuyorum. İnsanlar dünyaya geldikten sonra ellerinden alınamaz ya da alınmaması gereken, bir takım haklara sahip olurlar. Sonra sayıyor. Yaşama hakkı, yeme hakkı, doyma hakkı, başını sokacak bir deliği bulma hakkı, işkence edilmeme, tutsak olmama, sömürülme, ha sömürülmeme hakkı, eğlenme, dinlenme, gülebilme hakkı, ne bileyim ben bir sürü hak. <laughs> Bunların hepsi insanların insanca yaşamasını sağlarlar. Yaşar Kemal burada bir edebiyatçı olarak bence çok güzel bir şekilde e, insan haklarını edebi bir diller tanımlamış oluyor. Evet hocam. Fakat biz hukukçular için tabii bu genel güzel ifadeler yeterli değil. Çünkü biz hukukçular için insan hakkı teknik bir e, alan. Nasıl bugün işte bir ceza hukuku var, bir medeni hukuk var, bir idare hukuku var, anayasa hukuku var. Ee, aynı şekilde bir hukuk branşı olarak bir hukuk dalı olarak insan hakları da var. Dolayısıyla bu güzel edebi sözlerin değerini asla inkar etmemekle birlikte biz hukukçu olarak konuya biraz daha teknik açıdan bakmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü çok <laughs> yanlış kullanımlar oluyor. Örneğin sık sık gazetelerde medya organlarında görüyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye şu kadar bin euro ceza verdi gibi sözler evet. oluyor. E tabii bu yanlış. Hemen tabii. siz güldünüz hukukçu olarak çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ceza mahkemesi değil. Dolayısıyla tabii. ceza vermesi zaten söz konusu bile değil. Ee, orada tazminat demek lazım ama ceza ile tazminat arasındaki fark tabii biz hukukçular için çok büyük. Ama hukukçu olmayan için canım işte cebinden para çıkıyor ya sonuç aynı değil mi? Aynı şekilde. Evet. evet hocam. <laughs> bu kötü yanlış kullanımların maalesef maalesef çok kötü bir örneğini ben sık sık konuşmalarımda kitaplarımda makalelerimde zikrediyorum e, yargıta istatları büyük e, birleştirme büyük, büyük kurulunun yani. bir kararı evet. var e, ki yani Türkiye'nin en üst düzey mahkemesi mahkemelerinden biri en üst düzey Doruk mahkemelerinden biri e, aynen şöyle diyor. Birleşmiş Milletler'e üye bütün devletlerin imzalayıp onayladıkları insan hakları evrensel bildirisi. Şimdi böyle bir ifadenin yüksek dereceli, herhangi bir mahkemenin kararında yer alması zaten çok kötü bir şey de, böyle yüksek bir mahkemenin kararında yer alması son derece üzüm verici. Çünkü yukarıdan aşağı yanlış bu ifade. Yani bir cümleye bu kadar çok yanlış sığdırmak, doğrusu insanı üzüyor. Neden yanlış? Bir kere Birleşmiş Milletlerin bütün üyelerince imzalanmış sözü yanlış. Çünkü bu bildiri imzalanmış değil, Genel Kurulda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oylama sözüyle kabul edilmiş. Evet. İkincisi, bütün üyeler olumlu oy vermiş değil. Bazı üyeler hani olumsuz oy vermiş değillerse de e, çekinser Birleşmiş. kalmışlar. Evet. Üçüncüsü de bu bir uluslararası antlaşma olmadığı için onaylanması zaten söz konusu değil. Yani kısacası çok Yanlışmış. yanlış yanlış kullanım olmuş evet. Evet. Yani bunun tek başka örnekleri de yok değil ama e, yüksek mahkeme kararında yer almış olması bakımından bunu söylüyorum. Şimdi insan haklarının teknik yönüne gelelim. Biz hukukçular için insan hakkı nedir? Şimdi günümüzde hakkı ihlal edilen veya herhangi bir hakkının ihlal edildiğine inanan bir insan hemen insan haklarına aykırıdır, bu bana yapılan insan haklarına aykırıdır şeklinde bir tepki gösterebiliyor. Bu tepki kendi açısından yerinde olsa da bir hukukçu açısından her zaman yerinde değil. Çünkü her hak ihlali mutlaka insan hakkı ihlali anlamına gelmez evvela insan haklarını hukukçular olarak bir tanımlamamız lazım. O haklara aykırı davranışlar insan hakkı ihlali oluşturur. O haklar dışındaki hakların ihlali de hak ihlalidir yine tabii. O da hak ihlalidir hukukçu olarak bizi ilgilendirir ama insan hakları kavramının dışında bir hak ihlalidir. O zaman yani şimdi ev sahibine kızan kiracı, kiracısına kızan ev sahibi, işte bilmem işçisine kızan işveren veya işverenine kızan işçi kendisine bir haksızlık yapıldığı vakit hemen bunu bir insan hakkı ihlali olarak evet. ifade etme eğilimi gösteriyor son zamanlarda maalesef. dediğim gibi her hak ihlali mutlaka insan hakkı ihlali anlamına gelmez. O zaman hangi haklar insan haklarıdır derseniz o da biraz durmak lazım. Bir kere insanlara tanınmış olan bütün haklar e, insan hakkıymış gibi bir izlenim veriyor. isim insan hakkı deyince demek ki insanların bütün hakları insan hakkı e, gibi bir anlam çıkıyor. Ama durum öyle değil. E, tanınan bazı hakların insan hakkı kavramına girmediğini e, az önce de belirttim. Bir başka yönü şu, insan hakkı diye ifade ettiğimiz hakların bir bölümü de İnsanlar dışındaki varlıklara da tanınmış. Örneğin e, tüzel kişiler, işte şirketler, dernekler, vakıflar gibi tüzel kişiler de insan hakkı denilen hakların bir kısmına sahip. Ayrıca tüzel kişiliği olmayan gruplar, inisiyatif vesaire adı verilen grupların da insan haklarından bahsedilebiliyor. Dolayısıyla insan hakları konusunda çok dikkatli konuşmak lazım. Özellikle biz hukukçular için. O zaman nedir insan hakları diye sorarsanız, Yaşar Kemal'in güzel ifade ettiği, edebi bir şekilde ifade ettiği kavrama biz hukuk açısından bir netlik getirelim. Ee, şöyle tanımlanmalı insan hakkı, uluslararası insan hakları belgeleri de düzenlenmiş, uluslararası insan hakları belgelerinde tanımlanmış veya tanınmış, olan haklar insan hakkı kavramına girer daha dar bir anlamda bizim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne taraf bir ülke olarak Türkiye olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içinde ve ek protokolları kapsamında belirlenmiş haklar en üst düzey koruma altına alınmış insan haklarıdır. Neden? Çünkü bu hakların ihlali halinde sonuç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yani Strasburga olayı götürme olanağı vardır. Evet. Hocam teşekkür ediyorum böyle aydınlatıcı <laughs> ve güzel cevabınız için. Genel olarak hocam doğru bilinen yanlışlardan bahsettiniz evet. öncelikle. Sonrasında hocam insan hakları kavramının tanımından kısaca bahsettiniz. Peki hocam genel geçerli bir tanım vermek mümkün müdür bu konuda? Hı. Örneğin insan hakları şudur, şudur, şudur şeklinde bir e, kısa bir tanım vermemiz mümkün olabilir mi? Yoksa bu yanlış mı olur hocam? Bu konudaki görüşünüz ne şekildedir? E, değerli e, meslektaşım Ayhan e, biliyorsunuz hukukta tanım vermek tehlikelidir. Evet. E, çünkü e, bir şeyi tanımladığınız vakit eski tabirle bir e, efradını camii ayarını mani bir e, ifade kullanmanız gerekir. Bu evet. şu şey demek? Bütün ögelerini içeren, içeren efradını camii, bütün ögelerini toplayan e, ayarını mani de onun dışında kalanları da dışarıda bırakan bir e, ifade. Hiçbir Bu, eksiklik de, olmaksızın diyebilir miyiz nasıl? hocam? Yani Hiçbir ha. eksiklik ha. olmaksızın. Hem olması gerekiyor. gereken her şey içinde evet. olacak hem de olmaması gereken her şey dışında olacak. Onun için tehlikelidir tanım vermek. Fakat şöyle bir tanım vermek ihtiyatlı olabilir. Benim en azından kişisel olarak benimsediğim tanım. Evet. E, uluslararası insan hakları belgeleriyle e, güvence altına alınmış, en azından tanınmış olan haklar. Yani bir uluslararası boyut kazanmış olan haklar insan haklarıdır demek. İhtiyatlı bir tanım olabilir, çok net olmasa da. Şöyle bir ayrıma dikkatinizi çekeyim bu vesileyle. Şimdi anayasa hukuku düzeyinde e, temel haklar, ve hürriyetler, temel haklar ve özgürlükler kavramı kullanılır. çünkü iç hukuk kavramıdır. İnsan hakları iç hukuku aşan, uluslararası boyut kazanmış olan haklar için kullanılmalıdır. Bilmem sorunuza cevap olabildi mi emin değilim ama... Estağfurullah yani... hocam teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir cevap oldu. Hocam insan hakları kavramından ve e, tanımından bahsettiniz. Peki hocam bu kavramın kapsamını nasıl çizebiliriz? Ve ayrıca bu noktada size şöyle bir soru da yönlendirmek istiyorum. İnsan hakları içinde yer alan insan ödevleri sorunundan da bize bahsedebilir misiniz lütfen? Evet insan haklarının kapsamı deyince e, insan haklarının tasnifi e, konusu akla geliyor. İnsan hakları çeşitli açılardan tasnif ve tabi tutulabilir. Örneğin normal, olağan koşullarda belli sınırlamalara tabi tutulabilen haklar. Nedir bunlar? İşte sıradan haklar işte kamu düzeni, efendim, ulusal güvenlik, genel sağlık vesaire gibi nedenlerle sınırlamaya tabi tutulabilen haklar. İkinci e, kategori olağanüstü hallerde ek sınırlamalara tabi tutulabilen hatta askıya alınabilen haklar. E, üçüncü kategori de olağanüstü koşullarda bile herhalde kesin saygı gösterilmesi gereken haklar. Bu e, bunun örneği işkence hakkı, işkence görmeme hakkı. Şimdi bu ıı, hiçbir şekilde ıı, mazur görülemez, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Olağan koşullarda da, olağanüstü koşullarda da. Yani böyle bir tasnif yapılabilir. Başka bir açıdan insan hakları konusunda birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak denilen haklar, Ayrılabilir. İşte birinci kuşak haklar klasik haklardır, en temel haklardır. İkinci kuşak haklar sosyal ekonomik sosyal yönü olan haklardır. İşte birinci kuşak hak işte kişi dokunulmazlığı, e efendim işte ceza hukuku bakımından kanunsuz suç olmaz gibi temel ilkeler. Bunlar klasik haklardır. İkinci kuşak haklar ekonomik sosyal bir içerik taşıyan haklardır. Örneğin işte grev hakkı, sendikalaşma hakkı gibi haklar. Üçüncü kuşak haklar ki tarih itibariyle en bize yakın olan haklardır. Ortaya çıkış tarihleri itibariyle. Çevre hakkı gibi barış hakkı gibi hatta barışçı bir ortamda yaşama hakkı gibi haklar bu kapsama girer. Bir tasnif de böyle yapılabilir. Şimdi Sorunuzun ikinci bölümü aslında çok ilginç ödevlerle insan haklarının şeyi <laughs> ilişkisi İnsan hakkı e, mutlaka belli bir ödev kavramıyla birlikte mi düşünülmelidir bu e, ilk bakışta e, yerinde bir tespit gibi gelir evet hak varsa ödev de vardır yalnız çok e, tehlikeli sonuçlara götürebilecek bir anlayıştır bu bir örnek vereyim. Ya iki örnek vereceğim edebiyattan. Tabii hocam. Bir tanesi Ziya Gökalp'in bir manzumesi. Ee, hakkın yolu pek dardır, sıkı bas, yanı yardır. Sakın hakkım var deme, hak yok, vazife vardır. Tekrar söyleyeyim, sakın hakkım var deme, hak yok, Ödev vardır, vazife vardır. Hocam herhalde belirttiğiniz ilk anlayış hak değil vazife, burada bir bu, ödev vardır evet. şeklinde bir anlayış. Tabii bu bence son derece tehlikeli Tabii. bir anlayış, totaliter, otoriter yönetimleri destekleyecek bir anlayış. Tabii. Sen bir hakkım var diye ortaya çıktığın vakit evvela ödevini yerine getir bakalım. Sakın hakkım var deme, hak yok vazife vardır bir başka çok daha yakın tarihli e, rahmetli e, düşünürümüz ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in bir oyunu var. Adı Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım. Şimdi, Haldun Bey bunu eleştirmek için söylüyor. Onu diyeyim. Evet. E, yani, e, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım da tam otoriter, totaliter rejimler için ideal bir vatandaş. Evet. O verilen ödevi yapıyor. Yani gözlerimi yani kapıyor. Olsun. Zaten Halidun Taner'in o oyununda da bunun ne kadar sakıncalı sonuçlara götürdüğünü betimleyen çok güzel sahneler vardır. Demek ki ödev konusunda konuşurken dikkatli olmak lazım. Ama genel anlamda tabii ki bir takım insan olarak haklarımız olduğu gibi ödevlerimiz de vardır. Ama bunu fazla öne çıkarmak ee, otoriter yönetimlerin işine gelir. Bu konuda yapılmış böyle bir girişim var. Ee, i̇nsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 50. yıl dönümü. Yani 1948 artı 50 ne yapar? Sizin hesabınız daha kuvvetlidir. 98 mi? 1948 50 98 hocam. 98. Ha, 1998 yılında bir grup ee, emekli devlet başkanı ve hükümet başkanı başbakan düzeyindeki insanlar e, bir araya geldiler. Bunların içinde hemen hatırlayabildiklerim, Gorbaçov Jimmy Carter, Valery Giscard d'esten hani Sovyetler Birliği'nin eski devlet başkanı evet. son devlet başkanı, son başkan. Jimmy Carter ABD başkanı, Valery Giscard d'esten Fransa başkanı. Ayrıca e, birkaç tane. Filipe Gonzales falan vardı galiba. Birkaç tane de emekli olmuş başbakan. Bunlar bir araya geldiler ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 50. yıl dönümünde bir insan hakları, insan ödevleri bildirisi şeye koşut, insan hakları evrensel bildirisine koşut, bir de insan ödevleri bildirisi hazırlayalım diye ortaya çıktılar. Ee, bu kadar deneyimli olduğu varsayılan insanların bu kadar saçma bir işe önayak olmalarını anlayabilmiş değilim. Ee, tabii ki reddedildi bu, hiç gündeme bile alınmadı. Çünkü bu ödev konusunu öne çıkarmanın insan hakları alanında çok tehlikeli olduğu anlaşılıyor, biliniyor. Şöyle diyebilir miyiz hocam, ee, insan hakları hususunda, tabii insan ödevlerini öne çıkarırsak eğer çıkarırsak, e, insan haklarını zedeleyeceğimizi söylemek yerinde olur mu aslında hocam? Doğrudur işte bu otoriter, totaliter yönetimlere kapı açma evet. ihtimalini içerdiği için te tehlikelidir. insan hakları açısından tehlikelidir. Üstelik bu adını saydığım, şimdi aklıma gelmediği için sayamadığım başkaları da var. Bunların söze globalleşme diye başlayıp bu ödevler konusuna da globalleşme kavramıyla bir bağlantı kurmaları yine hiç kendilerinden beklenmeyecek bir büyük yanlış oldu çünkü globalleşmenin lehinde olan görüşler kadar aleyhinde olan görüşler de var ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu görüşler de oldukça e, önemli temsilcileri olan görüş, e, bir durum. Dolayısıyla yani bu kadar deneyimli insanların dünyayı vaktiyle idare etmiş olmaları beni e, şaşırtıyor. Evet hocam. <laughs> hocam ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Sayın hocam şöyle bir şöyle bir soruyu yönlendirmek istiyorum size. Siz insan hakları hususunda uzmanlaşmış bir hocamızsınız. Bu kapsamda izleyenlerimiz ile hususla ilgili ilk çalışmalarınızın nasıl gerçekleştiğini ve sonrasında bu hususta ne gibi çalışmalar yaptığınızı paylaşır mısınız lütfen? Evet bu aslında en kolay cevap verebileceğim bir soru gibi görünüyor ise de benim için biraz zor çünkü ben belleği, hafızası çok zayıf bir insanım. İnsan haklarıyla ilgili çalışmalarım da aşağı yukarı yarım yüzyıl falan süren bir dönemi kapsıyor. Onun için hafızama fazla güvenmiyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. İnsan haklarıyla ilk ilgim... Asistanlığım sırasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Asistanlığım sırasında e, ortaya çıktı diyebilirim. E, hemen şunu söyleyeyim ki bizim öğrenci olduğumuz dönemde e, hocalarımız bize insan haklarıyla ilgili bilgi vermediler. Bu onların kusurudur diyemiyorum. Çünkü o zaman e, temel hak ve hürriyetler işte anayasa e, hukuku bağlamında, anayasa ve idare hukuku çerçevesinde haklar ve hürriyetler filan biraz anlatılırdı hukuk fakültelerinde. Fakat işin uluslararası boyutu e, söylenmezdi. Ya söylense de hoca da fazla üzerinde durmazdı. Öğrenci zaten hiç üstünde durmazdı. Bu e, şey insan hakları konusu 27 Mayıs 1960 müdahalesi ile başlayan dönemde ortaya çıktı. Daha önce e, Türkiye'de insan hakları konusu pek az e, üstünde durulan bir konuydu. Şunu söyleyeyim yalnız kelime olarak, e, söz olarak Türkçe'ye insan hakları hukuku beşer e, adıyla girmiştir. Hukuku beşer tam işte insan haklarının Osmanlıcası ve e, Fransız İhtilali 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin çevirisi yoluyla gelmiştir. Hukuku Beşer aynı zamanda bir gazetenin adıydı. Hangi gazetenin? İzmir'e Yunan e, işgal kuvvetleri çıktığı vakit ilk kurşunu atan gazeteci Hasan, Hasan Tahsin'in Tahsin. gazetesinin adı da Hukuku Beşer'di. Evet. Fakat o bağlam, o ayrı bir bağlamdı. Oradaki Hukuku Beşer'den kasıt e, bağımsız bir devlet kurma e, kendi kaderini tayin etme hakkıyla ilgilidir. Şimdi benim kişisel ilgime gelince zaten sorunuz oydu biraz dağıttım sözü dilerim. Ee, 1961 yılıydı zannediyorum. Rahmetli hocam sevgili baba gibi sevdiğim bir hocam Tarık Zafer Tunay'ın bana verdiği bir İngilizce kitap UNESCO yayını Human Rights diye bir kitapla başladı diyebilirim. O güne kadar üstünde durmamıştım. Sonra kaderin cilvesiyle insan hakları konusunda elimde olmayarak uzmanlaştım diye bir elimde olmayan nedenlerle ee, işte okuduk yazdık insan haklarıyla ile ilgili bir takım görevler dediğim gibi hiç önceden planlanmadığı halde karşıma çıktı ee, uluslararası bazı toplantılarda bazı komisyonlarda görev aldım. Ee, şunu söyleyeyim. Resmi olarak katıldığım akademik toplantılar dışında resmi olarak ilk görevim çok değerli meslektaşım Profesör Mümtaz Soysal'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla başladı. Neden derseniz Mümtaz Bey Avrupa ırkçılıkla mücadele komisyonunda Türkiye Eee'den atanmış üye olarak bulunuyordu. Bakan olunca hiç benim aklımda yokken bir gün bana telefon etti. Ben bakan oldum. O görevden ayrıldım. Sen gidiyorsun Strasbourg'a dedi. Böylece ırkçılıkla mücadele komisyonu üyesi olarak insan aklıyla biraz daha akademik çevrenin dışında ilgilenmeye başladım. Ve şunu da söyleyeyim ki ırkçılıkta mücadele komisyonunun içinde de bayağı bir ırkçılık vardı. <laughs> yani <bir> Mücadele <laughs> edeceğimiz şey yani mücadeleye ben şeyin içinde başladım. İçeriden başladınız. Ee, onun içinde de çok sevimsiz oldum orada. <laughs> Hocam uzmanından böyle çok içten detaydan bilgiler alıyoruz. Heyecanla dinliyoruz. <laughs> izleyenlerimiz adına da söyleyebilirim. Ben de biraz şöyle derken heyecanlandım galiba ama hakikaten öyle oldu. Ee, sonra işte Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yaptım 8 yıla yakın. O vesileyle de bir takım gözlemlerim oldu. Yani uluslararası insan hakları ile ilgili komisyon, komite ve benzeri kuruluşlar artı mahkemelerin iç işleyişi konusunda tabiri caizse işin mutfağını görme fırsatım oldu. Orada tabii çok saygı duyulacak insan haklarına gerçekten gönül vermiş, insan hakları davası uğruna çile çekmiş veya çekmeye hazır e, insanlar gördüğüm gibi bu işi tamamen bir şey olarak, e, herhangi bir işten farklı bir iş gibi görmeyen, e, sıradan bir e, iş gibi gören ve bir çıkar alanı çünkü insan hakları maalesef çağımızda her şey gibi insan haklarının da bir şeyi var. Bir de mali tarafı var. Bazı insanlar insan hakları uzmanı olarak görülen, kabul edilen veya kendilerini öyle sanan insanlar bu yeni bir geçim şey haline de getirmişlerdir yani. O da bir gerçek. Bunları gördüm, gözlemledim. İşte Bosna Hersek'teki insan, daha önce Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğinden önce zaten Bosna'da iç savaş çıktığı <laughs> sırada beni Dışişleri Bakanlığı görevlendirdi. OECD'nin komisyonunun bir üyesi olarak Bosna'ya gittik ve çok büyük şok oldu benim için. İç savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu görmek evet. beni çok yaraladı, çok evet. üzdü. Evet, insan ile ilgili dediğim gibi Bosna Mahkemesi'ndeki görevim önce Strasbourg'daki bu şey ırkçılıkla mücadele komisyonu üyeliği sonra Bosna'daki görevim sonra sanırım 5 yıl kadar Türkiye Barolar Birliği'nin insan hakları merkezi başkanlığını yaptım. Sonra başkanlığı bıraktım. Şimdi de şey üyesiyim, yürütme kurulu üyesiyim aynı kurulun işte bir insan hakları konusunda yazıyorum, çiziyorum. Kim neyi ne kadar okuyor, ben neyi ne kadar anlatabiliyorum emin değilim ama işte böyle bir şeydir gidiyor. Hocam bakın ee, insan haklarıyla ilgili buyurun. insanların yaklaşımları konusunda e, demin söyledim bazısı için bu büyük bir idealdir. Bazısı için bir geçim kapısıdır. E, bazısı için şöhret kapısıdır. işte insan hakları falan diye. Bu konuda takdir mi etmek gerekir yoksa Kızmak mı gerekir bilemediğim bir şey size söyleyeceğim. Hocam. Bir İngiliz e, kabinesinin önemli bir bakanı aynı zamanda da yazar. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. E, şöyle bir e, demeç vermiş. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin yıl dönümü vesilesiyle gazeteciler kendisinden görüş sormuşlar. Şöyle diyor Sayın Bakan. Benim için dışişleriyle ilgili konularda öncelikli amaç kendi ülkemin çıkarlarını savunmaktır. Hı -hı. Diplomasi evet. yoluyla e, gerekirse şiddet kullanarak veya şiddet kullanma tehdidine başvurarak karşı tarafı benim ülkemin çıkarlarıyla uyumlu bir noktaya getirmektir benim görevim. Bu öncelikler sırası içinde insan hakları evrensel bildirisi çok alt sıralarda yer alır diyor. Şimdi bunun için bu adama kızmak mı gerekir yoksa açık sözlülüğünden dolayı kutlamak mı gerekir? E, emin değilim. şu konu hocam. Evet. Gerçek çünkü insan hakları uluslararası ilişkiler planında karşı tarafı alt etmek için başvurulan bir hatır Silah halinde de kullanıldığı maalesef görülüyor. Evet. İnsan hakları ihlali bahanesiyle bir başka ülkenin iç işlerine karışma ...zemini hazırlanabiliyor filan. Hocam ben teşekkür ediyorum zaman yine cevabınız için. Zamanımız var hocam. Hatta şöyle bir soruyla devam edebiliriz. Uygunsa sizin için de pek tabii. Biraz önce hocam insan hakları hususundaki çalışmalarınızdan bahsettiniz. Ve yazıyorum, çiziyorum dediniz. Ne kadar okunuyorsa dediniz ama emin olun ki okunuyor. Bizler sizi izleyen öğrencileriniz diyelim olarak veya diğer... Mutlaka fakültemizdeki veya diğer fakültelerdeki, hukuk fakültelerindeki öğrenciler de emin olun ki okuyorlar. Şimdi biraz e, bu yazıp çiziyorum dediğiniz eserlerden bahsedelim hocam dilerseniz. İnsan Hakları kitabınızdan bahsedecek olursak, kitabınızdaki genel bölümlendirmeden hareketle incelemiş bulunduğunuz konuları genel adlarıyla bize kısaca anlatır mısınız? Efendim, İnsan Hakları kitabımı bir türlü bitiremiyorum. Yıllardır üzerinde çalışıyorum. Fakat çeşitli makaleler halinde yayınladım. Bir de bu makaleleri bir kitap derle, makale derlemesi şeklinde kitap haline getirdim. Şu anda elimde olan kitabı umuyorum ki önümüzdeki bir iki ay içinde matbaaya verilir hale getirebileceğim. İnsan hakları konusunda... Bakınız... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950 yılında yapılmıştır, Roma Sözleşmesi. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1952 yılında onaylamıştır. Ve yaptığım ilk insan hakları ile ilgili yaptığım ilk araştırmalardan birinde şöyle bir durumla karşılaştım. Bunu özellikle belirtmek isterim. O zamanki gazeteleri tarayarak Türkiye'nin insan hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylaması'nın basında nasıl yankı bulduğunu tespit etmeye çalıştım. Bu konuda işte o zamanki gazeteleri Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivine giderek orada çok iyi bir koleksiyon vardır. Araştırıyordum. Şunu gördüm Cumhuriyet Gazetesinde çıkmış bir haber. Bugün mecliste görüşülecek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin kanun ee, ve çok hararetli tartışmalar olması bekleniyor gibi bir cümle vardı haberde. Ben de ondan cesaret alarak meclis tutanaklarına baktım. Acaba kim hararetli tartışmaları başlattı, nasıl şeyler görüşüldü, tartışıldı diye. Hiç ama hiçbir şey yok. Sadece kabul edenler, etmeyenler kabul edildiğinden ibaret bir şey. Yani insan hakları ile ilgili, bilmiyorum bu sorunuzun kapsamı dışında galiba şu anda ama onu da demin hocam, belirtmem gerekirdi Tabii belki. Ki. Söylemiş olayım, hiçbir görüşme olmamıştır. <laughs> Ve o zaman zaten hiçbir sonuç ciddi, Türk hukuku üzerinde hiçbir ciddi sonucu da olmamıştır. Bu dediğim 1924 Anayasası'nın geçerli olduğu bir dönem da olduğu için... Ee, ve o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru denilen başvuru yolunun açılması için ilgili devletin bir bildirimde bulunması gerektiğinden ve Türkiye'de bu bildirimi yapmış olmadığından dolayı fiili hiçbir sonucu da olmamıştır. Ee, dolayısıyla hiçbir harareti tartışma filan da olmadan e, meclisten geçmiştir. İşte bu tip şeyler ben biraz dikkat ederseniz Eleştirel bir gözle bakıyorum hep insan hakları konularına. Yani bir akademisyen olarak e, biraz eleştirel bakmaktan yanayım her konuda. Hocam kitabınızda yeni çalışmanızda demek ki bu hususlardan bahsediyorsunuz. Bunlar yer alıyor. <laughs> Peki hocam şunun ayrımını kısaca yapabilir miyiz? Şu an kitapçılarda bulunan bir insan hakları kitabınız var. E, bu kitabınız yeni baskısı mı olacak yoksa farklı bir kitap mı olacak? Bu konuda bir bilgi verebilir miyiz? Evet biraz, e, efendim eğer reklam sınırına <laughs> girmiyoruz umarım. Ee, şimdiki kitabım yani şu anda piyasada bulunan kitabım bir derlemedir. Yani insan hakları konusunda yazılmış çeşitli makalelerimin bir derlemesidir. Çok da beni tatmin eden çok sistematik bir çalışmadır diyemiyorum. Ee, halen hazırlamakta olduğum kitap ise daha sistematik bir kitap olacak. İşte mümkün olduğu kadar ayrıntılara girmeden çocuğu çok uzatmadan ana noktaları belirtmek ve biraz eleştirel bakmak istiyorum. Örneğin insan hakları kavramının dünyada gelişmesi açısından kölelik kavramı üzerinde durmaya çalışıyorum yayınlayacağım kitapta. Çünkü insan haklarının gelişmesi bire düşünsel alanda gelişmesi ve bu düşünsel gelişmelerin pratiğe yansıması bakımından kölelikle ilgili düzenlemeler gerçekten önemlidir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının orijinal halinde kölelerle ilgili hüküm vardır. Yani bunlar genellikle insan hakları konuları konuşulurken ee, üstünde durulmaz, ee, İnsan Hakları İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dönemde hakikaten çok yaygın şekilde söz konusu edilmeye başlanmıştır. Ama onun çok daha öncesi de var. Ee, Amerika Birlik Devletleri Anayasası'ndaki kölelikle ilgili madde, iç savaş, Güney Kuzey İç savaşının sebebi olmuştur. Ee, sonunda kaldırılmıştır ama e, anayasadan kölelik ilgili hükmün çıkarılması tabi bir günde hayata geçmiştir diyemiyoruz. Sonradan çok uzun zaman almıştır. Gerçi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı durumunda olan kişi bir köle ailesinden geliyor. Bu elbette çok önemli simgesel bakımından tabii. son derece önemli bir şey ama e, siyahlara karşı kölelik döneminden kalma ırkçı bazı eğilimlerin toplumdan tamamıyla silindiği anlamında da gelmiyor. Hocam teşekkür ediyorum böyle genel bir en azından e, bilgi vermiş olduk izleyenlerimize heyecanla bekliyoruz yeni kitabınızı <laughs> yine sizi konuk ederek e, kitabınız çıktığı zaman da kitabınızın da buradan tanıtımını yapmayı çok istediğimizi de belirtmek istiyorum burada belirtelim hocam e, çok güzel bir program gerçekleştirdik katılımınızla teşekkürler katıldınız ben son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum Tabirimi caiz görürseniz eğer daha özel bir soruyla programımızı sonlandıralım. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ve Hukuk Fakültemizin sizin için neler ifade ettiğini bizlerle izleyenlerimizle paylaşır mısınız? Eee tabii memnuniyetle. Önce şunu söyleyeyim. Benim Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilişki e, kurmamın e, ilk hareket noktası tabir caizse çok değerli meslektaşım ve arkadaşım, dostum Yıldırım Uler olmuştur. Şimdi dekanımız bildiğiniz Tabii, gibi. Dekanımız. Gerek Yıldırım Uler, gerek eşi Pıtırcık Hanım. Bizim ta çok eski Ankara'dan aile dostumuzdur. O vesileyle yani bu kurumla ilgim önce kişisel düzeyde aile dostluğu düzeyinde başladı. Sonra bir teklif geldi bana burada ders verir misin diye. E, memnuniyetle e, kabul ettim ve ilk şeyim uluslararası hukuk dersiyle başladım ben burada. Sayın Hüseyin Pazacı çok değerli meslektaşım o sıra siyasetle fazlasıyla ilgilenmek için buradaki görevinden ayrıldı. Ben de onun yerine uluslararası hukuk dersi vermeye başladım. Sonra Hüseyin Bey döndü. Bu defa ben insan hakları dersi e, vermeye başladım. E, ortam çok güzel. Bir kere Fizik olarak e, ortam ki, Türkiye'de bu kampus lafı, yerleşke lafına layık çok az üniversite olduğunu zannediyorum. Bunlardan bir tanesi e, Orta Doğu Teknik Üniversitesidir. Hakikaten Amerikan üniversiteleri anlamında bir kampüsü olan evet. bir yerdir. E, yakın Doğu Üniversitesi'nin kampüsü ise o saha olarak, yüz ölçümü olarak Orta Doğu'dan da çok daha geniş bir e, alandır. Ve bu yaban hatırlı bir özellik değildir. Çünkü kampüs hakikaten işte içinde çeşitli kültürel şeyleri merkezleri olan, kütüphaneleri olan, yüzme havuzu, spor tesisleri olan, işte yeşil alanları olan ferah bir yerdir. Gerçek bir kampüs o anlamda. Yakın Doğu Üniversitesi gerçek bir kampusa sahip nadir üniversitelerimizdendir. Meslektaşlarım bir kısmı çok eskiden beri tanıdığım örneğin Profesör Fazıl Sağlam gibi aynı odayı paylaştığım çok sevdiğim bir insan. Sonra sizler gibi genç asistan arkadaşlar, ben hala asistan diyorum tabii yeni terminoloji araştırma ya. görevlisi. Genç arkadaşlarla beraber olmak güzel. Kısacası memnunum. Keşke mümkün olsa sürekli bir daha burada oturmayı şey etsek ama ailevi sorumluluklar ancak böyle gelip gitme şeklinde ders vermeye el veriyor. Hocam ama yine de çok büyük bir şans. Ben buradan izleyenlerimize onu bahsedeyim. Sizler gibi saygıdeğer alanlarında uzman hocalarımızın buraya gelip de bizlere ve öğrenci arkadaşlara pek tabii ders vermeniz çok büyük bir fırsat. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenci arkadaşlar açısından gerekse Türkiye Cumhuriyetimizin e, yurttaşlarının buraya gelerek eğitim alma şansları bulunuyor. Bunu da bir kez daha yinelemiş olalım. Bu tabii çok güzel bir şey ee, ama uzun vadede e, benim beklentim, temennim e, odur ki, sizin gibi genç arkadaşlar e, bizim yerimize hoca sıfatına sahip olacaksınız ve o zaman bu üniversite gerçekten e, yeni bir atılım yapmış olacak çünkü biz ne olursa olsun şimdi dışarıdan gelen insanlarız, burada sürekli bulunamıyoruz ama e, bence hukuk fakültesine çok sayıda asistan alma kararı çok yerinde olmuştur. Çünkü bakın 1946 yılında yapılmış Türkiye'de bir üniversiteler kanunu vardı. Orada şöyle bir hüküm vardır. Ezberimdedir asistanlığımdan beri aynen söyleyeceğim. Asistanlık öğretim üyesi mesleğinin doğal kaynağıdır. Şimdi öğretim üyesi gökten zembille inmeyecek, mutlaka bir yerde yetişecek bir fidelik tabiri caizse e, lazım. İşte o da asistanlık kurumudur. Ee, sizler e, doğal kaynaktan yetişmiş insanlar olarak bu üniversitenin öğretim üyeleri, işte doçenti profesörü olduğunuz zaman gerçekten çok büyük bir aşama e, yapılmış olacak. Biz de yaşlı hocalar olarak, iftarla sizleri izleyeceğiz inşallah o günleri görürüz. Hocam bu kıymetli sözleriniz için de bir kez daha teşekkür ederim. Pek tabii sizlerin aydınlattığınız yolumuzda layıkıyla ilerleyebilirsek ne mutlu bize, sizlere layık olabilirsek. Ama pek tabii ki sizin gibi saygıdeğer kıymetli hocalarımızı da bırakmıyoruz. Buradan da bunu bir kez daha vurgulayalım hiçbir zaman sizlerin buradaki varlığı gerek bize gerekse öğrenci arkadaşlara her daim güç veriyor, ışık tutuyor sizlerin her daim burada olmasını da arzu ettiğimizi bir kez daha yenileyelim bu vesileyle. Sayın Hocam katılımınız için, lütfederek vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlerleyen bölümlerimizde de yine sizi konuk etmeyi, kitaplarınızı tanıtmayı arzuluyoruz, diliyoruz. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Yakından Hukuk'un bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Görüş ve önerileriniz için Facebook'ta Ayhan Dolunay ve Yakından Hukuk sayfalarından bize ulaşabilir. Geçmiş bölümlerimize ise resmi YouTube kanalımız üzerinden Yakından Hukuk üzerinden erişebilirsiniz. Gelecek bölümümüze deyin. Hoşçakalın.